Herkese merhaba. Samsung Galaxy Tab Pro S geçtiğimiz günlerde Türkiye piyasasına giriş yaptı. Samsung'un bu yılın başında CES 2016'da tanıtmış olduğu bu Windows tableti Mobil Dünya Kongresi'nde ön incelemeden geçirmiştik. Bu tableti hibrit dizüstü bilgisayar tablet cihazına yakından bir bakış atmıştık. Şimdi kutu açılışını beraber gerçekleştirelim. Çok yakında da detaylı incelemesini Teknoblog'da bulacaksınız. Bu tablet cihazın, dizüstü bilgisayar hibrit cihazının Windows 10 Home işletim sistemiyle çalışıyor. 12 inç ekran barındırıyor. 6. nesil Intel Core M işlemci, 4 GB RAM, 128 GB kapasiteli SSD, Wi-Fi, NFC gibi özellikler bu Windows tablette, dizüstü bilgisayar hibridinde yer alıyor. Ve gördüğünüz gibi karşımızda Galaxy Tab Pro S, elimizde beyaz renkli model var. Sadece Wi-Fi özellikli bir model var. Şöyle kutusundan açtık. Şimdi kılıfından da, koruyucu kılıfından da çıkaralım ve size gösterelim. Gördüğünüz gibi Samsung'un genel tasarım çizgisini yansıtan, daha önce Galaxy Note tabletlerde görmüş olduğunuz tasarıma sahip olan bir tablet var karşımızda. Arkaya baktığımızda da Samsung'un telefonlarındaki, tabletlerindeki tasarım çizgisini andırıyor. Kutudan neler çıkıyor, bakmaya devam edelim. Devam edelim kutunun içerisinde dolaşmaya. Samsung bu tabletin yanında dizüstü bilgisayar gibi kullanılmasını sağlayacak aksesuar da, kılıfı da, klavyeli kılıfı da eklemiş. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde Türkçe karakterlerin de yer aldığı, rahatlıkla kullanmanıza olanak sağlayacak bir klavye takımı da geliyor. Klavyeli kılıf da geliyor. Yapmanız gereken mıknatıs özelliği sayesinde kılıfı tablete tutturmak. Daha sonra da görmüş olduğunuz bağlantı noktasından tabletle klavyenin bağlantısını sağlamak, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bu tablet cihazını bir dizüstü bilgisayara çevirmek mümkün hale geliyor. Buna da birazdan bakalım. Kutuda daha başka neler var, bakmaya devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi adaptör, USB Type-C desteği var. USB Type-C port üzerinden görmüş olduğunuz gibi bağlantı gerçekleştiriyor, şarj işlemi gerçekleştiriliyor. Ve burada da hızlı başlangıç kılavuzları yer alıyor. Bu şekilde Samsung Galaxy Tab Pro S'in kutusundan çıkanlar bunlar. Şimdi bu tablet dizüstü bilgisayar hibrit cihazının açılışını yapalım ve ilk turu beraber atalım. Bir yandan Galaxy Tab Pro S'in açılışını yaparken bir yandan da bu tabletin özelliklerinden bahsedelim. Galaxy Tab Pro S görmüş olduğunuz gibi 12 inç ekranlı Full HD Super AMOLED ekranlı bir cihaz ve oldukça ince bir formda geliyor. Böylelikle tablet olarak da rahatlıkla kullanılabiliyor. Tabletin üzerindeki giriş çıkışlara baktığımızda güç butonu, ses tuşları yer alıyor. Özel bir başlat butonu eklemiş Samsung. Hoparlörler her iki tarafta da mevcut. USB-C port üzerinden hem şarj işlevi gerçekleştiriyor hem de diğer aksesuarlar bağlanıyor. 3.5 mm kulaklık şakı. Altta da görmüş olduğunuz gibi klavye ile tabletin bağlanmasını sağlayan bağlantı portu yer alıyor. Görmüş olduğunuz klavyeli kılıf tabletin kutusunda çıkıyor ve ekstradan satın almanıza gerek yok. Böylelikle Samsung Galaxy Tab Pro S'i bir dizüstü bilgisayar olarak kullanmanız mümkün oluyor. Tabletin arkasında yer alan bölümde mıknatıslı bir yapı var. Böylelikle bu kılıfın arkasını rahatlıkla birleştirmeniz, mıknatıs kuvveti yardımıyla tutturmanız mümkün oluyor. Ve daha sonra da bu klavyeli kapağın üzerinde bulunan görmüş olduğunuz bağlantı yuvasına tableti oturttuğunuzda klavye bağlantısı da sağlanmış oluyor. Türkçe karakterlerinde yer aldığı bu tam QWERTY klavye oldukça rahat. Tuşlar da bir hayli yumuşak. Böylelikle rahatlıkla kullanmanız, bu hibrit cihazda bir dizüstü bilgisayar keyfi yaşamanız mümkün oluyor. Windows 10 Home işletim sistemi yüklü olarak geliyor ve ilk etapta kurulumu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve karşımızda Samsung Galaxy Tab Pro S Windows 10 Home işletim sistemiyle çalışıyor ve normal bir Windows bilgisayara göre çok daha hızlı şekilde kurulup hazır hale geliyor. Gördüğünüz gibi şu an dizüstü bilgisayar modunda, yuvasından çıkardığım anda tablet moduna geçiyor. Gördüğünüz gibi tablet modunda Windows 10 işletim sisteminin tablet modu karşımıza çıkıyor. Çeşitli uygulamalar görmüş olduğunuz gibi ön yüklü olarak karşımıza çıkıyor. Flipboard var mesela. Bunun dışında çeşitli ofis uygulamalarını yüklü olarak geldiğini görüyoruz. Microsoft Edge, Windows 10'un işletim sisteminin internet tarayıcısı, varsayılan internet tarayıcısı karşımızda. Bunun dışında görmüş olduğunuz gibi işlem merkezinde bildirimler, mesajlar ve çeşitli hızlı kontroller karşımızda. Bu gibi özellikler mevcut. Tekrar dizüstü bilgisayar moduna geri dönüş yapmak istersek yapmamız gereken yuvasına takmak
farklılıkla yerleştirmek ve böylelikle gördüğünüz gibi tablet modundan çıkıp başlat menüsünü seçip gördüğünüz gibi klasik bir dizüstü bilgisayar deneyimini yaşamak mümkün oluyor. Klavyenin yanı sıra izleme dörtgeni de var görmüş olduğunuz gibi. Gerçek anlamda Tab Pro S size hem tablet hem de dizüstü bilgisayar deneyimini bir arada yaşatabilecek bir cihaz ve gördüğünüz gibi oldukça da pratik duran bir cihaz gibi görünüyor. Taşımak istediğinizde de yapmanız gereken kapağını kapatıp gördüğünüz gibi bir dizüstü bilgisayarmış gibi istediğiniz her yerde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Kılıfı da oldukça şık görmüş olduğunuz gibi Samsung Galaxy Tab Pro S'in. Samsung Galaxy Tab Pro S'in kutu açılışı bu şekilde. Kutusundan bunlar çıkıyor. İlk deneyim bu şekilde. Bu tablet dizüstü bilgisayar hibrit cihazının detaylı incelemesini çok yakında Teknoblog'da bulacağınızı belirterek videomuzu kapatalım. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.